Yabancı bir dil biliyorum ama nerede kullanacağımı bilmiyorum diyorsanız bu videoda ondan bahsedeceğiz. Aslında yabancı dil bilmenin faydalarını say say bitiremem ama bu videoda sadece bazılarını ve daha çok bize para kazandıracak kısımları hakkında konuşacağız. Bu zamanda yani 2020'de yabancı bir dilmek altın değerinde diyebilirim size. Yabancı bir ülkeye gideceğiz, orada bir işe girmeye çalışacağız, orada bir işte çalışmak istiyoruz. Yabancı dil gerekiyor. Veya başka bir ülkeye tatile gittik, orayı gezmeye, öğrenmeye gittik. Oranın insanlarıyla konuşmak için, anlaşmak için, bir şeyin ortak yönünü bulmak için yine yabancı dil gerekecek oranın insanıyla konuşabilmek için bize. Yani hayatımızın birçok kısmında bize gerekecek yabancı dil. Eğer ki siz dünya genelinde bir şey yapmak istiyorsanız veya dolar, euro kazanmak istiyorsanız. Tabi yabancı dil bilmek bize paradan başka şeyler de katıyor. Ama hepsini bu videoda anlatamayacağım için onun için ayrı bir video yapmaktan gerçekten mutlu olurum. Gerçekten öyle bir video yapabilirim. Yabancı dil bilmenin faydaları nelerdir diye mesela. Ama bu videoda size sadece birkaç tane ve para kazandıranları göstereceğim. Hadi videoya geçelim. Bu arada videoya geçmeden önce aşağıdan kanalıma abone olup yanında çıkan zil butonuna tıklarsanız bundan sonraki paylaşacağım videolardan anında haberdar olabilirsiniz ve beni de mutlu etmiş olabilirsiniz. Size ilk göstereceğim yöntem freelancer olarak çalışabilirsiniz. Freelancer nedir diye soracak olabilirsiniz. Freelancer serbest çalışmak diyebilirsiniz. Yani bir patronunuz yok. Bir iş yeriniz yok mesela, bir şirket gibi bir yere yok, oraya gidip çalışmıyorsunuz, evden veya istediğiniz yerden çalışıyorsunuz. Belirli sabit bir maaşınız da olmuyor bu arada. Şöyle göstermek gerekirse, örnek verecek olursak mesela 10 dolara video editliyor. 230 tane oy almış mesela. Ama sabit bir maaşı yok mesela, her ay bu kadar para alacak diye bir garantisi yok. Mesela o ay çok fazla müşteri gelir, çok fazla para kazanır. Bir sonraki ay hiç müşteri gelmez, kimse ilanından almaz, o kadar para almaz. Yani kısacası burada müşteriyi memnun etmek önemli ki bizden tekrar gelsin ve satın alsın bizim her ne yapıyorsak, yani video editliyorsak video editleme işimizi, fotoğraf düzenliyorsak fotoğraf düzenleme veya bu videoda bahsedeceğim olan metin çevirme. Eğer ki bir yabancı dil biliyorsanız sadece bir metin çevirerek para kazanabilirsiniz. O da hemen şurada Writing and Translation. Şuradan Translation'a girip mesela burada adam bir sürü dil biliyor. İngilizce, İspanyolca, Fransızca, İtalyanca ve Almanca biliyorum diyor. Ve sizlere bunlar arasında çeviri yapabilirim. Sadece dil bilerek ona gönderilen metni okuyup anlayıp onu başka bir dille çeviriyor ve bundan para kazanıyorsunuz. Mesela İngilizce bir metni Türkçe'ye çevirebilirsiniz İngilizce biliyorsanız veya Türkçe'yi İngilizce'ye çevirebilirsiniz ve bundan para kazanabilirsiniz. Çok da zor bir şey değil yani, İngilizce'yi biliyorsanız yapacağınız şey çok da zor bir şey değil ve bundan para kazanabilirsiniz. Bu arada yabancı dil bilmiyorsanız, ki bilmiyorsanız zaten bu videoya tıklama oranınız çok az ama bu tarz bir sitede çalışmak istiyorsanız ve Türk sitesi olmasını istiyorsanız şuradaki i butonuna tıklayıp oradaki paylaştığım videodaki bir onluk sitesine bakabilirsiniz. Bir Türk freelancer sitesi ve bir Türk sitesi, yani yabancı bir dil bilmeniz gerekmiyor. Aynı buradaki bir site gibi aynı mantıkta çalışan, iş ilanı verip satışlar yapıyorsunuz ve tamamen bir Türk sitesi. Sadece çeviri yapmak zorunda da değilsiniz. Hataları da düzeltebilirsiniz mesela veya daha güzel bir metin ortaya çıkarabilirsiniz dili çok iyi biliyorsanız. Çeviri yerine size bir metin atılır, onu daha güzel kelimelerle, daha güzel cümlelerle süsleyip yapabilirsiniz. Bunu da yapanları gördüm. Yani amacı müşteriye daha güzel bir metin çıkarmak diyeyim, öyle açıklayayım. Burada zaten yapan çok fazla kişi görüyorsunuz. Yani 100 dolara yapan var, 5 dolara yapan var, 35 dolara yapan var. Ortalama yani çok pahalıya giden bir şey değil ama sadece yani mesela 1000'den fazla satmış bu adam. Yani 5000'den fazla dolar kazanmış sadece Çince'den İngilizce'ye ve İngilizce'den Çince'ye metin çevirerek. Yani siz düşünün, yani gerçekten ciddi paralar kazanabilirsiniz bunun sayesinde. Freelancerlık dışında başka bir seçeneğiniz daha var bu arada. Film ve diziler için altyazı eklemek. O nasıl olacak diyorsanız, herhangi bir dizi veya film sitesi bir işçi arıyorsa direkt gidip o sitelere mail atabilirsiniz. Mesela ben İngilizce biliyorum. Film İngilizce bir filmdir. Ben İngilizce biliyorum. Size Türkçe altyazısını yaparım diyorsunuz. O filmin altyazılarını yapıyorsunuz. Yani izlediğiniz filmlerin nasıl altyazılar oluyorsa siz de aynısını yapacaksınız ve altyazılar yazacaksınız filmlere ve bundan para kazanacaksınız. Onun geliri ne kadar bilmiyorum. Burada şu an örnek gelirleri mesela görebiliyorsunuz. Onun gelirleri ne kadar bilmiyorum. Onu büyük ihtimalle sitenin sahibiyle ya da siteyle falan anlaşmanız gerekecek. Filmin uzunluğuyla falan büyük ihtimalle oluyordur. Onun fiyatı hakkında hiç bilgim yok bu arada. Ama ondan da bir para kazanabilirsiniz. Sadece film ve dizi altyazı çevirmenini yaparak. Bu videoluk da bu kadardı. Bu videoda sizlere nasıl sadece yabancı bir dil bilerek veya birden fazla dil bilerek para kazanabilirsiniz bunu gösterdim. Umarım video işinize yaramıştır. Bundan sonra umarım bu yeteneğinizi paraya dökebilirsiniz, paraya çevirebilirsiniz. Eğer ki video işinize yaradıysa aşağıdan kanalıma abone olup videoya like atarsanız beni çok mutlu etmiş olursunuz. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.